Şu an çip teknolojisi yani, çok gelişti tabii, zaten. Yani bu deri altına da yerleştirilebiliyor, beyne de yerleştirilebiliyor. Ki bununla işte duyma, görme gibi şeyler, hani hiç duymayanlara sesleri algılatabilecek bir sistem çip yerleştirilerek. Dünya dışı yaşama ne diyorsunuz? Yani şimdi dünya dışı yaşam olması lazım. Olmazsa olmaz bu kadar. Yani Allah UFO'lar, hiçbir şeyi uzaylılar sebepsiz yaratmaz. Yani sadece dünyayı yaratıp gerisini de boş bırakmaz bütün bu kadar evreni. Yani çünkü Allah abes işlemeyeceği için bir tane şeyi, yani bir tek dünya için yaratıp ondan sonra gerisini boş bırakmak şey abes olur. Zaten değil mi? Hani zaten yoktur da, demek bile hani onun sonsuz yaratma sıfatına da ters. Tabii yani. Biz bilmiyoruz tabii ki olabilir. Yani akıllı varlıklar illaki vardır. Zaten şey de var. Kur'an'da bununla ilgili deliller de var. Yani mesela ben Şiran'ın da Rabbim diyor. Niye desin bunu? Demek ki bir dönem oradakilere tapıyorlarmış. Yani ya da oradan gelenlere tapıyorlarmış ki. Hani Şira'yı da ben yarattım diyor yani. Böyle bir uyarıda bulunuyor. Şundan sordum. Ya da işte Zülkarneyn ayetleri. Gibi, evet. Yani. Çip teknolojisinden bahsettiniz ya. Daha önce yaptığımız dünya dışı yaşam programlarında da çok fazla işlendi o konu. Dünya dışı varlıkların getirdiği bir teknoloji olduğu da çok söyleniyor. Ama tabii Türkiye'de tabii araştırılıyor, geliştiriyor. Bu şekilde bir çalışmalar da var ama hani o yüzden sordum ne diyorsunuz diye. Çünkü yani malzeme olarak da bu dünya dışı bir malzeme diye aynen ortaya çıkan laboratuvar sonuçları var. Var bu konuda. Peygamberimiz de şöyle bir sözü var hatta. Evren diyor o kadar dolu ki, yani kainat o kadar dolu ki, yani fazla yük binmiş tahtaları gıcırdayan ev gibi gıcır gıcır ediyor diyor. Yani mahlukatla dolu diyor. Bir yani tabii, Allah'ın yarattığı mahluklarla dolu. Diğer alemleri de ona gösterdiği için Allah tabii ki. Yani metafizik boşluk yok aslında. Bizim sadece mesela biz şimdi burada belli bir boşluk var değil mi? Öyle düşünüyoruz. Bizim boyutumuzda olmayan, bizim frekansımızda olmayan, yani sonsuz sayıda mahlukat var. Allah yaratmış. Yani ama biz algılayamıyoruz. Ha, algılayamayacağız diye bir şey yok. Algılayabiliyorsun. Tabii. Bunlarla ilgili teknolojik olabilir ya da bazı zihinsel süreçlerini iyi geçirmiş insanlar olabilir. Yani bunlar illa hani Müslüman olmasına da gerek yok. Yani Yahudi olur, Hristiyan olur, Budistler de yapıyor bu işi. Hinduistler de yapıyor. Adamların 300 bin tanrısı var. Yani hani o, çünkü bu sistemi vermiş, bu makineyi vermiş Allah. Sen çalıştırabilirsen, ne kadar iyi verimli çalıştırabilirsen o sana bağlı. Perdeyi açtığı yani, zaman görebiliyorsun. Aynen. Önemli olan o perdeyi yani, açabilmek. Mesela bir ritüelleri var. İmkanı, yani ritüel değil miyim? Disiplin, bildiğiniz çalışma. Yani bu bir bilim dalı zaten. Evet. İnsan beynini geliştirmek, insan kendi beynini geliştirebilmek için oluşturmuş bir bilim dalı ve çok kadim bir bilim dalı yani. Kesinlikle. Yani bunu Budistler yapmış, bunu Hinduistler yapmış, Hindular yapmış, bunu Müslümanlar yapmış, bunu Hristiyanlar yapmış. İşte ruhbanlık mesela bu öğretinin getirisidir. Bunu Yahudiler yapmış. Yani da devam ediyor. Mısırlılar yapmış, Babililer yapmış, yani yapmış da yapmış. Yani demek ki böyle bir sistem var ama sen bunu kullanmayı bilmen lazım. Kullanmayı bilmiyorsan yapacak bir şey yok. Peki yine birinci bölümde sorduğum gibi hani belli araştırmalar, aslında konumuz yine zihin kontrolü, beyin kontrolü. Milli medyaya kadar girdik çıktık. Bu şekilde çalışmalar yok diye konuştuk ama... Gerçekten yok mu? Yoksa biz gizlenen şeyler olabilir falan. Atıyorum Amerika'da bir montaj projesi yapıldı. Çocuktan aldılar, milyonlar yetiştirdiler. Yok. Hani bu şekilde, çünkü biraz da gizli yapılması gerekiyor ya. Yok, bizde öyle bir şey yok. Yani maalesef. Hiçbir şekilde yok. Yok işte aksaçlılar, aksakallılar falan filan. Hani çok bizim öyle şeyimiz vardır ya, ütopik vesaire. Hani eğer öyle bir şey varsa çok başarısızlar. Ben daha önce de bir programda söyledim. Yani eğer böyle bir ak saçlı grubu varsa, hani alttan yöneten çok başarısızlar. Gerek yok. Bıraksınlar, yönetmesinler. İhtiyaç yok zaten öyle bir şeye de. Yani böyle fantastik işlere gerek yok. Yani çünkü bu işin olması için, yani bunu bir birim yapamaz. Yani siz oraya 3-5 adam toplayacaksınız. İşte atıyorum Ankara'da, şurada, burada, İstanbul'da bir birim kuracaksınız. Yapamaz. Yani bu sizin üniversitelerinizde bu tarz çalışmaların olması lazım. Bunun olması için de nörobilim diye bir bilim dalı olması lazım. Yani neuroscience. Yani bütün dünyada, yani gelişmiş ülkelerde neuroscience her şeyden ayrı bir bilim dalı. İçerisinde beyin cerrahları var, fizikçiler var,
biyologlar var. Efendime söyleyeyim bitki bilimciler var. Anlatabiliyor muyum? Gıda teknisyenleri var. Yani şimdi bu bir ekip işi. Var. Mesela bakın ne diyoruz? Burada Arizona Devlet Üniversitesi yapmış bunu. Burada DARPA yapmış. Hani sizin üniversitelerinizde bu tarz çalışmalar var. Böyle bir bilim dalı var çünkü. Onun bir kürsüsü var. Onlar bir şeyler üretmek zorundalar. Tez hazırlamak zorundalar vesaire vesaire. Yani bu kadar ilaç nereden çıkıyor? Yani bu kadar etki, bu kadar film. Bakın bir sürü şey anlattık insan beynini etkileyecek. Bu gıdalara bu kimyasallar nasıl katılıyor? Şimdi bu adamlar araştırıyor, yapıyor ve katıyor yani. Genetik üzerinde oynuyorlar. Yani bizde yeni yeni üniversitelerde başladı genetik çalışmaları. Önceden yoktu. Şimdi diyebilir miydik bundan 20 sene önce, 30 sene önce ya Türkiye'de genetik çalışmalar var mı? Hani böyle genetik değiştirme işlemleri işte gizli olabilir mi? Yok. Yok ki nasıl olsun o yani? O da yine şu an yani... konuşulan işte bazı programlarda bazı işte hocalarımızın uzman araştırmacıların söylemesiyle acaba yani, var mı? Hani zarla bile... zorla birimler oluştu ya da yeni üniversiteler kendi isimlerini duyurabilmek için yeni kurulmuş üniversiteler kendi isimlerini duyurabilmek için bu tarz yeni ilgi alanlarını ortaya çıkardılar, bölümleri ortaya çıkardılar ve bu şekilde başladı bu iş. Şimdi bizim beyinle ilgili hiçbir çalışmamız yok, sıfır. Sıfır yani. Bakın en büyük çalışma bu konuda beyin cerrahlarındadır. Yani tıp alanındadır, tıp fakültelerindedir. Onlar da beyin cerrahı olurlar ya da nörolog olurlar ya da psikiyatrist olurlar. Psikiyatrist işin daha şey kısmıyla ilgilenir, ruhsal diyelim, psikolojik kısmıyla, duygular, soyut kısmıyla ilgilenir. Duygular, hareketler, işte insanın geçmişi vesaire bilmem ne. Beyin cerrahi, beyin tümörleri işte şeyle ilgilenir. Ben de hani medikal tekniker olduğum için iyi biliyorum. Sağlık sektörünün içerisindeyim yani. Omurgayla ilgilenir. Omurgadaki kırıklar, kayıklar, efendime söyleyeyim fıtıklar bunlarla ilgilenir. Nörologlar da psikolojik yani beynin çalışması, anksiyeteler, efendime söyleyeyim MS gibi hastalıklar ya da işte... Travmalar yani çocukluktan yani bunların da zaten diyorum 3 tane ilacı var yani. İkisi uyuşturucu yani dünya çapında böyle. İlaca döndük. Tabii canım ikisi uyuşturucu bir tanesi uyarıcı. Yani isimleri değişiyor sadece başka bir şey yok. Çok çeşitli de marka olarak. Yani bir yok. De ticareti var bunun. Tabii ticareti var vesaire. Başka bir şey yok. Yani bizde böyle bir bilim yok yani. Kimsenin de kuralım diye aklına gelmiyor. Aklına gelmiyor. Siz kurun hocam. Yani biz her türlü elimizden şimdi, ne geliyorsa yapalım. Şimdi hayır, şey, size. Bunun için üniversite olması lazım. Tamam. Uzmanları bir araya getirmek lazım. bir sermaye lazım. Şimdi mantar gibi patlıyor her yerde üniversiteler. Üniversite yani, kurmak kolay. Yani ya parası olan kuruyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi milyon dolarlarım olsun benim ben de kurayım. Şey de yani, var. Ama yok. Yani program konuklarım yine hocalarımız, araştırmacılar bu konularda tabii aynı fikirdeler sizinle. Hepsini toplarız hocam. Eyvallah. Ne çıkarsa parayı da toplarız. Toplarız ama biz anca yapabileceğimiz yani bir mekan yapıp orada konuşabilmek olur. Oradan yani. Frekans yolları. Yani bu hani çok zor şeyler değil. Değil kesin. Yani, şey şaka kısmı bu ama hakikaten önemli şeyler. Yani yetişmiş personel bulmak da çok zor değil. Yani dünya çapında var. Yani bugün Bulgaristan'da var. Eski Yugoslavya işte da olan, işte Çekya'da olan, işte Slovakya'da olan. Yani bu tarz hocalar getirmek zor değil. Uça uça gelirler. Kesinlikle. Ruslardan bulursunuz. Kesinlikle. Yani gelirler yani Çin'den bulursunuz, Hindistan'dan bulursunuz. Yani ilk çalışmaları başlatırsınız. Ondan sonra siz devam edersiniz yani. Ve şey de lazım değil mi? Arkada yani tabii bir devlet desteği, bir hükümet desteği lazım. Ya niye? Devlet bunun desteğine de gerek yok. Özel bir üniversite bunu yapabilir. Üniversite haricinde bir tabii işin siber kısmı, tabii, tabii. MIT, yani istihbari kısmı. O yüzden de bir tabii. Destek de lazım. Ya, muhakkak yani zaten bu iş oraya gidiyor. Yani. Hayırlısı olsun. Amerika'da vurur. Diyelim. Onlara aynen. Devam edelim. Evet. Sorularım şimdi var. Yine devam DARPA, edeceğiz. Amerika'nın Aselsan'ı tamam. Bu. Bunun yaptığı çalışmaları var. Burada da... Aselsan'ın? Amerika'nın Aselsan'ı bu. DARPA. Amerika'nın Aselsan'ı. Yani. Tamam. Ama beyin üzerine de çok büyük çalışmaları var. En büyük şeyler buradan çıkar zaten. Buluşlar buradan çıkar. DARPA'dan çıkar. Bakın ne diyor? Beyin makinasının arayüzü. Yani beyni bir makine gibi görüyor adamlar. Yani öyle çalışıyorlar üzerinde. Beyin makinesinin arayüzü ve insan performansının arttırılması. İşte burada ne diyor? Savunma Bilim Ofisi. Yani Savunma Bakanlığı'nda bir bilim ofisi var adamlar.
Yani o bu çalışmayı DARPA'ya hazırlatmış. Başına da şu adamı koymuş. Erik diye bir doktoru koymuş. Şimdi bakın burada devam edersek bazı fotoğraflar da var. Ben göstereyim size onları. Mesela arılar üzerinde çalışma. Arılara çip yerleştirip yönlendirmek. Yani adam aramızı çalacak bizim. Yani otomatik tozlaşmayı bitiriyor. Şu an 21. Yani, yüzyıl yapay zeka teknolojisiyle zaten böcekler ya da işte arılar gibi robotlaştırarak evet. Fareler. Mesela burada fareyi hareket ettiriyorlar. Sağa sola döndürüyorlar. Çip takmışlar. Davranışsal iletişim diyor. Yani da siz sinyali gönderiyorsunuz. Fare sağa dönüyor, sola dönüyor. Merdivenden tırmanıyor. İşte bu şeyimiz, faremiz, bu da bu işleri yürüten oradaki şeylerden, doktorlardan bir tanesi. Farenin harbiden de beyin sapında çip var. Yani keşke bunların şeyi olsaydı da gösterebilseydik. Onun dışında bakın, şöyle insan beynine bir tane burada. İnsan beyninin işte belli bölgelerde implant takılmış, oradaki frekansların arttırılmasıyla aktivitesini şeyler var, ölçüyorlar. Bizde DSF'ler var. Orada belli mekanizmaların bazı metal de oluyor onlarda ama takılmış haliyle görüntülerimiz var. O alabiliyor muyuz yönetmenim onları? Kelebekte verdik ama. Yani şimdi bizim bu en eski birkaç tane DSP vardı. Beyin üzerine kafa çalışmalar. EEG dediğimiz bizim EMG dediğimiz elektroenselografi ve elektromiyografi. Bunlar beyin sinyallerini, kas aktivitelerini ölçmek için. Yani şu an bunlar var zaten. Kullanılıyor işte. Ama beyindeki dalgaları ölçüyorlar. Nedir? İşte alfa dalgası, beta dalgası, teta ve gama dalgası. İşte uyku hali, uyanıklık halindeki dalgalar vesaire vesaire. Bunlardan bir sistem çıkarmış. Evet, mesela burada durabiliyor muyuz? Ya da bunun DSF'si var. Alabilirsek bu şekilde çalışma var. Tavistock'ta değil mi? Çok önceki çalışmalarında var bu şekilde. Ya bunlar işte, yani Amerika zaten bunları en çok kendi askerleri üzerinde uyguluyor. Hı hı. Yani onların üzerinde beyin kontrol çalışmalarını kendi askerleri üzerinde uyguluyor. Orada biraz önceki kadında da şey, elleri dokunmadan zihin kontrolüyle diğer eli oynatıyor diğer değil mi? Diğer eli oynatma, aynen. O şekilde. Evet, burada da yine aynı şekilde. Bunlar yine Amerika'nın ya da CIA'nin sizin hazırlattığınız video bu. Çalışmalar. Şimdi, evet, şu görselde burada mesela. Zaten şöyle, New York Times'ta yaklaşık 2 ay önce bir haber yayınlandı. CIA zihin kontrol çalışmalarını kabul etti diye. Ve isim verdi. Yani bütün dünya televizyonlarında da haber oldu bu. Ana haberlere de çıktı. Bizim Türkiye'deki ana haberlere de çıktı. CIA dedi ki evet, ben bu zihin kontrol çalışmalarını şu tarihler arasında yaptım. Yani açıklama süresi var ya onların. Onları açıklıyor sadece. İlerisini tabii gizli. Onlar açıklamıyor. Yani şu an devam eden çalışmaları açıklamıyor. Ki burada görüyoruz. Bakın bu yine DARPA'nın yaptığı bir çalışma. Bu bir insan kafatası. Bakın buraya çip yerleştirmişler. Yani dört yerine çip yerleştirmişler. Yani burada çiplerin mesela bu bir mikrometre. Yani bir milimetre değil. Bakın bir mikrometre çipin boyutuna bakın. Yani burada büyütülmüş hali. İşte ne diyor? Burada, bak buraya yerleştirdiğinizde bacağı oynatırsınız diyor. Buraya yerleştirdiğinizde kolu oynatırsınız. Buraya yerleştirdiğinizde yüzü oynatırsınız. Yani bölgeleri de belirlemişler. Oraya implant koyuyorlar. Şeyin, beynin üzerinde. Beynin üzerinde, evet. Beynin üzerinde. Noktalar. Yani. Şimdi zaten hani çip teknolojisiyle de ilerliyorlar. Ama bu çip teknolojileri şey için değil. Bizler için değil yani. Peki o yukarıdaki çalışma şu. Bayağı bir cerrahi müdahale var. Tabii yani bu kafatasını açmışlar. Beyni bildiğiniz çip yerleştiriyorlar yani.